Evet, merhaba arkadaşlar. İlk ünitemiz olan mevsimler ve iklim ünitesiyle konuları baştan anlatmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi dünyanın hareketlerinden önce dünyanın şeklini bir kere hatırlayalım. Dünyanın şekli biliyorsunuz ki arkadaşlar geoiddi. Geoid ne demek? Tam bir yuvarlak değil. Yani kutuplardan basık, ekvatordan şişik olduğu için yani bir yumurta, yan durmuş bir yumurta gibi dünya. Tam bir düzgün bir yuvarlak değildir. Ortasındaki çizilen sanal çizgiye biliyorsunuz ki ekvator deniyordu. Kuzey ve güney kutbu olmak üzere de iki tane sanal hayali kutup çizgilerimiz var idi. Şimdi dünyanın şekli geoid. Bu neye sonuçta neyi doğuruyor? Dünyanın bu şekilde şöyle kutuplardan ayırırsak yarısı karanlık oluyor. Şurada da görüldü. Bakın yarısı karanlık, yarısı aydınlık oluyor. Geoidlikten dolayı. Güneş ışınları ekvatora daha dik açıyla gelirken kutuplara doğru daha eğik geliyor. Bunun sonucu da arkadaşlar. Ekvatora daha dik geldiği için ekvator daha sıcak. Kutuplara daha eğik geldiği için kutuplar daha soğuk oluyor. Ve bundan dolayı da arkadaşlar biz kutuplara doğru gittiğimiz zaman gölge boyumuz uzuyor. Şimdi bunun nedeni neydi? Hatırlayalım. Eğer sizin üzerinize şöyle bir ışık kaynağıyla ben arkadaşlar tam 90 derece olacak şekilde bir çubuğun üzerine ışık kaynağını tutarsam ne olur? Bu çubuğun gölgesi oluşmaz. Ne yapmam lazım arkadaşlar? Şöyle ışık kaynağını eğersem eğer bu cismin gölgesi oluşuyordu. Bunu hatırlayalım. Yani eğer eğik açıyla geliyorsa arkadaşlar eğik açı demek daha soğuk. Ve gölge daha uzun demek. Dik açıyla geliyorsa hatta tam 90'la geliyorsa daha sıcak olur o bölge ve gölge boyu kısa hatta sıfırdır tam 90 derece ise. Gölge yok diyelim. 90'a yakın açılarla geliyorsa bölgenin boyu çok 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 küçük bir gölgemiz oluşabilir. Şimdi bunların hep nedeni neymiş arkadaşlar? Bu oluşumlarının nedeni dünyanın şeklinin tam bir yuvarlak değil de geoid olmasıdır. Şimdi dünyanın hareketlerine başlayalım. Neler var? 1. Dünya kendi ekseni etrafında dönüyordu. Bir de arkadaşlar ne yapıyordu? Güneş etrafında dönüyordu. Peki bunların sonucu nedir? Bakalım. Kendi ekseni etrafında dönünce bir gün oluşuyor. Bir gün ne demekti arkadaşlar? Saatsel olarak 24 saat sürüyor bir gün. Ve böylelikle bir gün oluştuğu zaman arkadaşlar, kendi ekseni etrafında döndüğü zaman gece ve gündüz arasında bir sıcaklık farkı meydana geliyor. Ve bu sıcaklık farkından dolayı da gün boyu gölge boyumuz değişiyor. Hatırlayalım. Mesela sabahın ilk saatlerinde ve akşam saatlerinde gölge boyumuz uzarken tam öğle vaktinde gölge boyumuz kısalacak. Çünkü biraz önce söylediğimiz gibi güneş ne kadar dik ya da dike yakın geliyorsa gölgemizin boyu o kadar kısa olacaktır. Ben şahsen arkadaşlar gölge boyunun LGS sınavında gelebileceğini düşünüyorum. O yüzden lütfen çok dikkat edelim. Şimdi doğuda güneş daha erken görünüyor. Bu da yerel saatlerin farkına sebep oluyor kendi ekseni etrafında dönerken dünya. Günlük sıcaklık farkları yerel rüzgarları da yani rüzgar oluşumunu da meydana getiriyor. Şimdi yıllık harekete bakalım. Yörünge hareketi de diyebilir. Mevsimler oluşuyor. Bir yıl 365 gün 6 saat sürüyordu bu olay. Ve mevsimler oluşuyor. Tabii mevsimlerin oluşumunun tek nedeni yıllık hareket değil. Bir de arkadaşlar eksen eğikliğidir. Bunu biraz sonra göreceğiz. Yıllık hareket sonucu yani güneş etrafında dönmesi sonucu yıllık sıcaklık farkları meydana geliyor. Ve yıl içinde gölge boyumuz değişiyor. Şimdi dikkat edin bakın. Kendi ekseni etrafında dönmesi hep günlük olaylar. Ama güneş etrafındaki dönmesi hep yıllık olaylar. Buna dikkat edelim. Güneşin doğuş ve batış saatiyle doğup battığı yerler değişiyor. Gündüz ve gece süreleri değişiyor ki çok önemli. Hatırlayın şimdi yıl dediği için bir yılda farklı tarihlerde gece ve gündüz süreleri aynı değildi. Mesela 21 Haziran'da gece ve gündüz süreleri farklı, 21 Mart'ta farklıydı. Bunu birazdan hatırlayacağız. Yıllık hareket sonucu arkadaşlar aynı zamanda kutuplarda 6 ay gece yaşıyoruz, 6 ay gündüz yaşıyoruz. Evet, gece gündüz oluşumuna bakalım.
Dünya bakın kendi ekseni etrafında sürekli yorulmadan dönüyor. Ve bu 24 saat sürüyor. Yani gün oluşuyor arkadaşlar. Gece gündüz arasındaki sıcaklık farkı da meydana geliyor. Güneş gittiği anda soğuyor. Güneş olduğu anda ısınıyor arkadaşlar. Şimdi asıl meselemiz mevsim oluşumu. Mevsimin oluşumunda iki temel faktör vardı. Bir, dünyanın güneş etrafında dolanması. Yörünge ne demek? Bir cismin izlediği yol. Güneşin etrafında bir yol var. Bu yoldan geçiyor sürekli dünya. Bu yoldan geçerken ekseni eğik. Ekseni neden eğik? Şeklinden dolayı. Geoid bir şekli var. Tam düzgün bir yuvarlak gibi dönemiyor da eğik bir şekilde dönüyor. Yani dönme ekseniyle, yani dolanma düzlemiyle ekvator çakışık değil. Bundan dolayı mevsim oluşuyor. İyi ki de çakışık değil. Dünyanın dönme ekseninin eğik olması arkadaşlar, mevsimlerin oluşumunun temel nedenleri. Mevsimlerin ve mevsimlere özgü sıcaklık değerlerinin oluşmasında çok önemli bir not. Sınavda geleceğini düşünüyorum yine. Asla dünyanın güneşe uzaklığı ya da yakınlığının bir etkisi yoktur. Bunu unutmayın. Mesela 5 Ocak arkadaşlar. 5 Ocak tarihi. Dünyanın güneşe en yakın olduğu tarih. Ocak diyorum bakın. Biz Ocak'ta kış yaşıyoruz. Şimdi güneş dünyaya yakın olduğu zaman eğer çok sıcak olsaydı dünya biz kış yaşamazdık. Ondan dolayı arkadaşlar dünyanın güneşe yakınlık uzaklığı neyi etkiler biliyor musunuz? Kuzey kutbu ile güney kutbunun kış süresini, yaz süresini etkiler. Yani güneşin dünyanın güneş etrafında yakın ya da uzak oluşu dünyanın hızını değiştirir. Dünyanın hızı değişir bu şekilde. Güneşe yaklaştıkça daha hızlı döner, uzaklaştıkça daha yavaş döner. Bir çekim gücü var ya arkadaşlar, ondan oluyor. Yani özetleyelim, notumuz önemliydi. Neden? Dünya güneşe yakın diye yaz oluşmaz arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Yani güneşe yakınlık uzaklığın mevsim oluşumuna herhangi bir katkısı yoktur. Sadece dünyanın hızı değişir. Mesela şimdi güneşe yakın tarih neymiş? 5 Ocak. 5 Ocak'ta biz ne yaşıyoruz arkadaşlar? Kış. Değil mi? Ocak, Şubat, bir de Aralık. Aralık, Ocak, Şubat. Biz 3 ay kış yaşıyoruz. Bu kış yaşadığımız dönem arkadaşlar, dünya daha hızlı. O yüzden biz kışın güney yarı küreye göre daha hızlı geçiriyoruz. Onlar da yaz mevsimini bize göre daha hızlı geçiriyorlar. Şimdi diğerini okuyalım. Dünyanın güneş etrafında dolanması yıllık bir hareket ve 365 gün 6 saat sürüyor. Şimdi bura önemli. Dünyanın dolanma ekseni ile dönme ekseni tam dik değil. Bu ne demek? Yani güneşin etrafındaki dolandığı eksenle kendi etrafındaki yani o ekvatoral eksen tam birbirine çakışık değil. Yani dönme ekseni arkadaşlar dünyanın bu yüzden eğiktir. Şimdi gelelim şu şekil çok önemli. Bak şimdi normalde biz ekvatoru ortadan çiziyoruz ama ekvator eğik bak. Tam ortadan çizmemize rağmen eğik duruyor. Şimdi normalde güneşin etrafında şu yörüngede dolanıyor. Bunlar üst üste bakın o iki kırmızı çizgi üst üste gelseydi eksen eğikliği diye bir şey olmayacaktı. Ama üst üste gelmedikleri için aralarında bir açı farkı var. Bakın görünmüyor 23 derece 27 dakikalık. Yani 23,5 derecelik bir açı farkı var. Buna biz ne diyorduk arkadaşlar? 23 derece 27 dakikalık bu açı farkına eksen eğikliği diyoruz. Bu eksen eğikliği sayesinde mevsimlerimiz meydana geliyor. Tekrar edelim. Dolanma düzlemi ekvatoral düzlemle üst üste olmadığı için. Yani çakışık olmadıkları için arkadaşlar, yani dönme ekseni, dolanma düzlemi, ekvatoral düzleme tam çakışık olmadığı için, bir fark olduğu için aralarında bundan dolayı mevsimler meydana geliyor. Peki eksen eğikliğinin nedenleri, etkileri neler? Mevsim meydana geliyor, okey. Aynı zamanda dünyanın kuzey ve güney yarım kürelerinde farklı mevsimler yaşanıyor. Yani her zaman birbirinin tersini yaşıyorlar. Kuzey yarımküre kış yaşarken güney yarımküre yaz yaşıyor. Bunun nedeni de eksen eğikliği arkadaşlar. Yıl boyunca sıcaklık farkı meydana geliyor.
Yani biz hiç aynı sıcaklık değerine ulaşmıyoruz. Yıl boyunca sıcaklık fark sürekli değişiyor. Gece gündüz süreleri değişiyor yıl boyunca. Biraz önce söylemiştim. Az sonra da göstereceğim. Güneş ışınlarının dünyaya geliş açıları değişiyor. Peki eksenimiz eğik olmasaydı? Yani bir önceki slayta gidelim. Dolanma düzlemiyle ekvatoral düzlem üst üste olsaydı. Yani dünya tam bir top gibi yuvarlak dönseydi arkadaşlar. Yıllık sıcaklık farkı olmazdı. Mevsim diye bir şey olmazdı. Gece ve gündüz sürekli eşit olurdu. Yani sürekli bir ekinoks yaşardık. Güneş ışınları sadece ekvatora dik geldiği için kutuplarda alacakaranlık yaşanırdı. Şu anda kutuplara az da olsa eğik açıyla bir ışın geliyor. O zaman hiç gelmiyor. Çok az geldiği için kutuplarda alacakaranlık meydana gelirdi arkadaşlar. O yüzden eksenimizin eğik olması yararlı bir etkiye neden oldu ve mevsimlerimiz oluştu. Peki, şimdi bizim meşhur arkadaşlar şeklimiz, mevsim oluşma şeklimiz kesinlikle LGS'de gelecek bu şekil. Nasıl gelecek? Şimdi bileceğimiz tarihler. Biz her zaman hatırlayın, ben size sınıfta anlatırken dünyayı şöyle ekvatoral düzlemden ikiye ayırıyorum. Ne yazıyordum içine? Şimdi hatırlayın tabii. Bir dünya şekline gidelim. Burası kuzey yarıküre. Burası güney yarıküre. Ortadaki hayali çizgi de ekvatordu. Yani üst kısmı yuvarlağın kuzey, alt kısmını güney aldık, hatırlayın. Peki Türkiye nerede? Kuzey yarıküredeydi. Unutmayalım bunu. Geçtik. Şimdi kuzey yarıküre bu konumdayken güneşe uzaklığı demeyin de güneşe olan konumu bu iken arkadaşlar, tarih 21 Mart. 21 Mart'ta ne yaşanıyordu arkadaşlar? Kuzey yarımkürede ilkbahar, güney yarımkürede sonbahar yaşanıyordu. Ve dünyanın her yerinde o tarihte, 21 Mart tarihinde 12 saat gece, 12 saat gündüz yaşanıyordu. Yani gece ile gündüz süreleri birbirine eşittir arkadaşlar. Biz böyle gece gündüz eşitliğinin diğer adına ekinoks diyoruz. Şimdi ilkbahar, sonbahar diye doldurduk. İlkbahardan sonra ne geliyor? Yaz. Sonbahardan sonra ne geliyor? Kış. Üzerine yazdık tekrar. Sırayla takip ediyoruz. Hep kuzeye göre yapın tarihleri. Zaten siz Türkiye'de ve kuzeydesiniz. O yüzden tarihleri kuzeye göre yapalım. 21 Haziran özel bir tarih. Niye özel bir tarih? Arkadaşlar gün dönümü, yani yaz başlangıcı aslında 1 Haziran değil arkadaşlar, 21 Haziran. Niye? 21 Haziran'da arkadaşlar en uzun gündüz yaşanıyor kuzeyde. Yaz yaşanan yerde en uzun gün yaşandı. Yani biz 12 saatten çok 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 daha fazla bir saat diliminde gün yaşadık. Mesela atıyorum 18 saat gündüz yaşadık. Gece süresi kısaldı. Kuzeydekiler ise kış yaşıyor. Onlar da tam tersimiz, en uzun geceyi yaşıyorlar o zaman tarihlerinde. 21 Haziran'da arkadaşlar en uzun geceyi yaşadılar. 21 Haziran önemli. Böyle gece gündüzün eşit olmadığı, gecenin daha uzun ya da gündüzün daha uzun olduğu tarihler gün dönümü tarihleridir. Şimdi yazdan sonra sonbahar geldi. Kuzeyde sonbahar, güneyde ilkbahar, terse döndük. Bu kuzeyde ve güneyde ilkbahar, sonbahar yaşanan ekinoks tarihi de 23 Eylül'dür. Bakın hepsi 21'dir. Tek Eylül 23'tür. Buna dikkat edin. 23 Eylül'de de ekinoks yaşanıyor. Yani dünyanın her yerinde gün gece eşit oluyor. Şunu unutmayın, ekvator sürekli gece gündüze eşit olan bir yer. Ekvatorun dışında 21 Mart ve 23 Eylül'de her yerde gece gündüz eşitliği yaşanacak. Sonra geldik, yine kuzey güney diye yazdım. 21 Aralık tarihine, yani kuzeyde kış, güneyde yaz yaşanıyor. Kuzeyde arkadaşlar, pardon, kuzeyde en uzun gece yaşanırken güneyde ise en uzun gün yaşanacak. Değil mi? En uzun gece ile en uzun gün terse döndü. Olay yine gün dönümü yaşadık. Kuzey yarımkürede kış başlangıcı, güney yarımkürede de yaz başlangıcı oldu. Bizim için aralık kış demekken güneydeki için aralık arkadaşlar yaz demek. Ters. Şimdi şöyle sorular geliyordu, hatırlayalım. Mesela
21 Mart tarihiyle 21 Haziran tarihi arasında kuzey yarıkürede gece ve gündüz süreleri nasıl değişir? Mesela şu aralıkta ne olur? Kuzey için yazalım. Gündüzler uzamaya, geceler ise kısalmaya başlayacak. Niye böyle yazdım? Kuzey için yazıyorum bunu. Çünkü en uzun güne doğru gidiyorsun. Şimdi burada neydi? 12-12 idi değil mi? 12 saat gündüz, 12 saat gece yaşadık biz kuzeyde. Türkiye'yi mesela soruyor diyelim ki. Türkiye'de 12 saat gece, 12 saat gündüzü yaşadık. 21 Mart'tan itibaren ne demektir biliyor musunuz? 21 Mart artık bitti. 21 Mart'tan itibaren demek 21 Mart'ta 21 Haziran arasına bak. 21 Mart'tan itibaren artık gündüzler uzamaya, geceler de kısalmaya başlayacak. Peki yine Türkiye için düşünelim. 21 Haziran'dan sonra ne olur? Şimdi siz en pikini yaşadınız, en uzun günü yaşadınız, daha uzayamayacağı için. Bu sefer de arkadaşlar Türkiye için gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlayacak. O uzadıktan sonra geceler uzayacak ta ki eşitlenene kadar. 12 saat gündüz, 12 saat gece olacak tekrar. Yani ekinoks yaşandı. Ekinoks yaşandıktan sonraya bakalım. Aralığa doğru gittikçe ne olur? Aralıkta ne olacaktı? En uzun geceyi yaşayacaktık. O yüzden geceler tekrar uzamaya, gündüzler kısalmaya başlıyor. Size şöyle bir tüyo vereyim. Şu ikisinde olan olaylar aynı olmalı. Yukarı ile aşağıyı şöyle ikiye ayırırsak burada o aynı olacak. Devam edelim şimdi. Aralıktan Mart'a doğru gidiyoruz. Aralıkta en uzun geceyi yaşadın. Daha gece uzayabilir mi? Hayır. O yüzden geceler kısalacak. Gündüzler eşitlik sağlanması için uzaması gerekiyor. Bakın burada aynı. Demek ki şu geçişlere çok dikkat edeceğiz. Ben üşenmeyin arkadaşlar. Her seferinde bu şekli çizin. Kısa kısa yazın. Daha net sorunun üzerinde göreceksiniz eğer soruda şekil yoksa. Devam edelim. Dünyanın ekseninin eğik olmalarının etkilerini biraz önce söyledik zaten. Yıl boyunca dünyaya güneş ışınlarının geliş açısı değişecek. Gece gündüz süreleri değişecek. Notları okuyalım asıl biz. Dünya 3 Ocak'ta güneşe en yakın, 4 Temmuz'da en uzak konumda. Yani tekrar ettik bunu. Dünyanın güneşe uzaklık yakınlığıyla mevsim oluşmasının arasında bir ilişki yok. Dünya yörüngesinin elips olması sonucunda yarım kürelerde mevsim süreleri farklıdır. Bunun bir diğer nedeni de arkadaşlar dünyanın dönme hızı farklıdır. Bu tarihlerde. Çünkü güneşe yaklaştıkça daha hızlı dönüyor. Güneşten uzaklaştıkça daha yavaş dönüyor. Kuzey yarımkürede yaz mevsimi daha uzun. Mesela yazın kuzey yarımküredeki yaz aylarını. Biz Haziran'ın 21'i ile başlıyoruz ama yine de Haziran, Temmuz, Ağustos bizim için yaz. Hesaplayın. Tarihlere bakın. 30, 31, 31. Bir de mesela şey kışı hesaplayalım. Kış neydi? Aralık, 31, Ocak, 31. Şubat artık, değil mi? Artık kaç çekerse. 28 diyelim mesela. Bunun toplamı ile bunun toplamı aynı gelmiyor. Yani kış daha kısa bizim için. Bir iki günde olsa. Yaz daha uzun oluyor. Neden? Kışın kısa olma nedeni mevsim oluşumu ile hiç ilgisi yok. Kış neden kısa? Çünkü 3 Ocak'ta güneşe çok yakınız. Güneşe yakın olduğumuz için arkadaşlar daha hızlı dönüyor dünya. O yüzden kış daha kısa sürüyor. 4 Temmuz'da ise en uzak konumdayız dünyadan, güneşten. O yüzden yaz daha uzun sürüyor. Uzaklaştıkça çekim etkisi azaldığından daha yavaş dönüyoruz diyorum. Devam edelim. Şimdi dönenceler. Burası önemli. Bizim kaç tane dönencemiz var arkadaşlar? 2 tane hayali dönencemiz var. Bunlar neler? Ekvatorun dışında hayali 2 çizgi daha var. Yengeç ve Oğlak dönencesi. Şimdi yengeç dönencesi nedir derseniz. Hani bizim bir 21 Haziran tarihimiz vardı ya. 21 Haziran'da ne yaşıyorduk arkadaşlar? Kuzeyde yaz yaşıyorduk. Yaz ne demek? Güneş ışınlarının dünyaya dik ya da dike yakın geldiği tarih yazdır. Peki tam dik geldiği nokta neresidir? Şimdi kuzeye dik gelecek dedik ama kuzeyde yaz olacak dedik ama kuzeyin tamamına dik gelecek diye bir şey yok. Sadece arkadaşlar bir noktaya dik gelebiliyor güneş. O dik geldiği yere de biz yengeç dönencesi diyoruz şurası.
Zaten şu ekvatorla yengeç arası arkadaşlar sıcak bölge. Yengeç arkadaşlar neymiş? Dik geldiği yer. Hangi tarihte yengeçe dik geliyor? 21 Haziran'da. Diğer dönencemiz Oğlak dönencesi. Oğlak dönencesi de Güney Yarımküre'de 21 Aralık'ta Oğlağa dik geliyor. Şurası Oğlak dönencesi. Peki şimdi 4 tarih vardı. Neydi bunlar? 21 Mart, 21 Aralık, 21 Haziran, bir de 23 Eylül. Şimdi 21 Haziran'da Yengeç'e dik geliyor ışık. 21 Aralık'ta Oğlağa dik geliyor. Bu ne demek? Mesela şu bölgeye dik gelmiyor arkadaşlar. Dikkat edin. Ekvatora dik gelmiyor. Ya da kuzeyde herhangi bir noktaya dik gelmiyor. Sadece dik geldiği yer Oğlak dönencesi. Şimdi bununla ilgili nasıl soru sorabilir biliyor musunuz? Bu noktalara isim verir A, B, C diye. Size bu konumu verir. Bunları arkadaşlar hangisinde birim yüzeye düşen ışık miktarı daha fazladır diye sorar. Birim yüzeye düşen ışık miktarı en fazla olan. Birim yüzeye düşen ışık miktarı ne demek? Uzatıyor size de. En çok ışığı en çok alan nokta neresidir? B. Çünkü dik gelen noktaya gelecek en fazla ışık. O yüzden B, C, A diye sıralayabilirsiniz. Niye C'yi sonra aldım? Ekvatora her zaman dik gelmese de dike yakın gelir. O yüzden ekvator her zaman daha sıcak bölgelerdir. Ama 21 Aralık'ta ekvatordan daha sıcak bir yer var ki Oğlak dönencesi arkadaşlar. Niye? Oğlak dönencesine o zaman ışık dik gelir. Buraya dikkat edelim. Mesela bunlarda oluşan gölge boylarını söyleyelim. Önce yazayım şuraya. Birim yüzeye düşen ışık miktarlarını kıyaslayalım. En fazla hangisine geliyormuş arkadaşım? B. Neden? B Oğlak dönencesi üzerinde ve tarih 21 Aralık'sa daha fazla ışık gelir. Sonra C. Çünkü C ekvator. Şu anda ekvatora dik gelmiyor. Tekrar ediyorum. Ekvatora dike yakın geliyor. O yüzden şöyle bir cümle yanlış olur. Güneş sürekli ekvatora dik gelir. Yanlış. Güneş evet ekvatora dik de gelir. Dike yakın da gelir. Buna dikkat edin. B, C, A. Peki gölge boyu? Gölge boyu neydi arkadaşlar? Güneş ne kadar eğikse o kadar çok gölgemiz uzun oluyordu. O yüzden tam tersi A, C, B olur. Hatta B'de gölge sıfırdır. Gölge boyu sıfırdır. Neden gölge boyu B'de sıfır? Çünkü dik geldiği bir zaman güneşin gölgemiz oluşmaz. Devam edelim. Ekinoks tarihlerine bakalım. 21 Mart ve 23 Eylül'de nereye dik geliyor derseniz ekvatora. Bakın o sadece ekvatora bu zamanlar dik gelir. Diğer tarihlerde yengece ya da oğlağa dik geliyor. O yüzden şuna dikkat edin. Bu arada şu sorularda geliyordu hatırlayın. Bu şekli gördüğünüz zaman bakın. Kuzeye ve güneye aynı açıyla neredeyse geliyor gibi görünüyor. O yüzden arkadaşlar sanki bir tam ortadaymış gibi çizecek bu noktaları. Dikkat edin. Şimdi dik geldiği yerleri hatırlayalım. 21 Haziran yengece dik geldi. 21 Mart ekvatora dik geldi. 21 Aralık Oğlağa dik geldi. Buralarda gölge boyu asla bu tarihlerde oluşmaz. Aynı zamanda 23 Eylül'de yine ekvatora dik geldi. O zaman ekvatora iki kere dik geliyor. Yengeç'e bir kere. Oğlağa da bir kere güneş dik ışınla geliyor. Şimdi burası önemli. Niye? Milli Eğitim'in kitabından aldım ben burayı arkadaşlar. Şu şekillere özellikle. Sorabilir. O yüzden dikkat edelim. Biraz önce söylediğim şu birim yüzeye düşen enerji miktarı, ışık miktarı nedir? Bir bakalım. Birim yüzey arttıkça birim yüzeye düşen enerji miktarı azalır. Yani sen eğer geniş bir bölgeyi aydınlatmak istiyorsan arkadaşım, geniş bir bölgeyi, oraya düşen enerji miktarın her tarafa yayılacağı için arkadaşlar azalır. Kış mevsiminde birim yüzeye düşen ışık miktarı az, yaz mevsiminde fazladır. Alan ile düşen enerji miktarı ters orantılıdır diyor. Yani geniş bir alanı sen aydınlatırsan şöyle, aynı ışık miktarını kullan ama enerji yayılacak. Ama dar bir alanı aynı ışık kaynağıyla aydınlatırsan sadece bu alana bütün enerjisini fokuslayacağı için alan ile düşen enerji miktarı ters orantılıdır. Bakın, yani dik açıyla geldiği zaman daha az bir alanı aydınlatıyor güneş ama daha çok enerjiyle. Eğer eğik açıyla gelirse güneş
daha geniş bir alanı aydınlatabiliyor. Fakat bu sefer enerjisi az. Yani yaydı enerjiyi. O yüzden arkadaşlar enerjiyi yaydığı için burası daha soğuk. Dik açıyla ve daha kısa bir alanı aydınlatınca burası daha sıcak olacaktır. Buraya dikkat edin. Ekvatorda güneş ışınları dik düştüğü için birim yüzeye düşen enerji fazladır. Kutuplarda güneş ışıkları eğik olduğu için birim yüzeye düşen enerji azdır. Kış mevsiminde yine birim yüzeye düşen enerji yaza göre az. Güneş ışınları eğik açıyla gelir. Kış mevsiminde birim yüzeye düşen toplam enerji yaz mevsimine göre daha az. Gündüz süresi az ve gece ışın ve güneş ışınları eğik açıyla gelmektedir diyor. Buraları zaten biliyoruz. Kutuplara eğik açıyla geliyor. Kışın eğik açıyla geliyor. Yazın dik ya da dike yakın açıyla geliyor. Gündüz dik ya da dike yakın açılarla geliyor. Bunları unutmayalım. Yani birim yüzeye düşen enerji demek alan arttıkça azalan bir şey. Yani sen dik geliyorsa daha az bir alanı aydınlatacaksın ama daha büyük bir enerjiyle. Eğik geliyorsan daha geniş bir alanı aydınlatabilirsin ama daha az bir enerjiyle arkadaşlar. Peki diğer gezegenlerde mevsimler oluşuyor mu diye sorarsanız. Tabii ki oluşuyor. Onların da çünkü güneş etrafındaki dönmeleri, eksen eğiklikleri var. Ve dönme şekilleri eliptik, ekliptik. O yüzden arkadaşlar oralarda da yani dünya dışındaki gezegenlerimizde de mevsimler oluşur mu? Evet oluşur. Bu da yine MEP kitabında sorulan bir soruydu. Tabii eksen eğikliği aynı değil hepsinin. Farklı derecelerde ama eksen eğikliği var. Tek eksen eğikliği değil. Hepsinin dönme yörüngelerinde de arkadaşlar eliptik olduğu için bu şekilde mevsimler diğer gezegenlerimizde de oluşur. Şimdi arkadaşlar bu kısmı burada kesiyorum. Bir dahaki ders iklim ve hava hareketleriyle devam edeceğim. Lütfen siz de konuyu tekrar edin. Milli Eğitim kitabını mutlaka okuyun. Baştan bir kitap alarak, yeni bir kitap alarak kitap önerisinde bulunabilirim isterseniz. Bu üniteyi lütfen tekrardan...